Evet, değerli katılımcılar, ekranların başında bizleri izleyen çok değerli webinarcılar, derneğimizin değerli takipçileri, Bilgi Güvenliği Derneği olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Bugün Bilgi Güvenliği Derneğimizin düzenlemiş olduğu Bilgi Güvenliği sohbetleri webinar serimizin beşincisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem kendim biraz bu konulardan bahsedeceğim hem de kendim biraz tanıtacağım sizlere. Bilgi Güvenliği Derneği'nin kurucu üyelerinden ve aynı zamanda daha önce de başkanlığını yapmış olan üyelerinden birisiyim. Bu dönem içerisinde de yeni yönetimimizin webinar serisi ve hem kamuoyunu aydınlatmak hem de güncel konularda bilgilendirmek amacıyla düzenlemiş olduğu bu webinar serimizde de ben de hem gündemimizde olan konuları paylaşmak hem de araştırma camiasında neler yapılıyor, bunun bilgi güvenliğine katkısını sizlerle paylaşacağım. Kısaca kendimden bahsedeyim, daha sonra da sunumumuza geçelim. Belki konuşurken de bu hem ekranı paylaşıp hem de sizlerle bu konuya girelim. Ben Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da yapay zeka merkezimiz var, Gazi Üniversitesi'nde kurduğumuz. Onun da merkez müdürlüğünü uygulama ve araştırma merkezimiz var. O merkezin müdürlüğünü yürütüyorum. Yapay zeka doktora aşamasından itibaren ilgilendiğim bir konu. Türkiye'nin yayınlamış olduğu ilk yapay zeka konferansında da bildirisi olan hocalardan birisi olduğumu burada ifade edeyim. Şimdi bugün müsaadenizle sunumu paylaşarak aslında konuşmamıza ağır ağır geçiş yapayım. Evet, şu anda ekranım görünüyor mu acaba? Bana bir bilgi gelebilirse. Görünüyor hocam şu anda. Görünüyor, tamam. Şimdi de tam ekran yaptım. Herhalde daha net görünüyordur. Doğru mu? Evet, bir sıkıntı yok. Tamam, teşekkür ederim. Evet, biraz önce de ifade ettiğim gibi yapay zeka konusu önemli konu. Bilgi güvenliği alanında da üzerinde bundan sonra daha çok tartışmamız gereken konularında başında geliyor. Sanki Bilgi Güvenliği Derneği yapay zeka ve mahremiyet sanki ilişkisiz gibi oluyor ama bugün anlattığım hususlardan sonra ilişkisini çok daha net olarak göreceğiniz bir konu olduğunu burada ifade edeyim. Bugün sizlere aslında anlatacağım konular zeka ile başlayıp mahremiyet tanımları ve aslında mahremiyet probleminin ne olduğunu, karşılaşabileceğimiz problemlerin neler olduğunu ve mahremiyeti korumaya yönelik olarak kullanılan yöntemlerden kısaca bahsedip yapay zekada mahremiyet ihlallerinin neler olduğunu, bunları önlemeye de kullanılan tekniklerden, türlerden bahsedeceğim. Daha sonra da bazı çözümlerden bahsedip ve burada değerlendirmelerim olacak. Sizler de YouTube kanalımızdan bizleri izliyorsunuz. Bunu biliyoruz. Soru cevapları oraya yazarsanız ben de konuşmamın sonunda bunları size aktarmaya çalışacağım. Evet, burada zekanın ve yapay zekanın aslında tanımlarının ne olduğunu hepimiz biliyoruz aslında bu yaşadığımız dünyada. Zekanın anlama ve kavrama yeteneği olduğunu, öğrenme ve problem çözmede en aktif aslında bizi tanımlayan kelimeler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bunu yapay zekaya dönüştürdüğümüz zaman işte bu düşünmede, anlamada, kavramada, yorumlamada ve öğrenme gibi hususlara baktığımızda da bu hususların aslında programlarla taklit edilerek aslında karşılaştığımız problemlerin zekice çözümlenmesinde kullanılması olarak ifade etmek mümkün. Bunun farklı birkaç tanımı daha var. İşte programlanmış bir bilgisayar düşünme girişimi gibi yine bilgisayarların burada insan zekasına özgü kapasitelerle donatılması gibi pek çok tanımı olabilir. Eminim sizler de beni izlerken siz de kendi tanımınızı yapabilirsiniz. Ama buradaki temel unsurlar
bizim insan gibi düşünebilen makinalarla tabii ki en optimal çözümleri, zekice çözümleri bulabileceğimiz yaklaşımları burada geliştirmek temel hedefimiz. Şimdi yapay zekaya günümüzde baktığımızda aslında pek çok başarı hikayesi olduğunu, benden daha iyi bilenleriniz olduğunu tahmin edebiliyorum. İşte tabii ki bunun arkasına baktığımızda da veri gibi, verilerin tabii ki çok boyutlu ve hacimsel olarak büyümesi, özelliklerinin artması gibi, algoritma açısından baktığımızda bu verilerle analiz yapılabilen yeni algoritmaların, yeni yapay zeka mimarilerinin geliştirilmesi gibi tabii ki pek çok alanda da başarıyla uygulanması yapay zekaya olan ilgiyi arttırıyor. Tabii ki bunun arttırılmasının arkasında açık kaynak platformlarının, yine açık kaynak kodların, açık kaynak öğrenme algoritmalarının gerçekten katkısının da çok yüksek olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Şimdi aslında baktığımızda yapay zekaya işte veriler dedik. Biz verilerimiz olduğu sürece bu verileri sahip olduğumuz algoritma ve mimarilerle eğitiyoruz. Eğitmek için GPU ve CPU gibi donanımlara, tabii ki bunlar sonucunda da belirlediğimiz hedef çıktıları elde etme, sonuç çıkarma mekanizmalarından neyi öğretmek, neyi algılamak veya neyi sınıflandırmak, ayrıştırmak, yorumlamak veya tespit etmek istiyorsak da onu bu algoritmalarla tespit edebiliyoruz. Şimdi burada baktığımızda aslında temel olarak biz mahremiyet, yani biraz önce konuşmamın başında da söyledim, Bilgi Güvenliği Derneği yapay zeka güvenlik ilişkisi nedir gibi belki endişe edenler veya bir farkında olmayan, bilgisi olmayanlar olabilir. Onun için şu tespiti yapmak gerekiyor. Mahremiyet ve güvenlik arasındaki benzerliği veya farklılıkları. Mahremiyetin bir hak, güvenliğin ise bir sorumluluk olduğunu öncelikle ayrıştırmamız gerekiyor. İşte herkesin kişisel verilerine sahip olma, onlara kullanımına izin vermeme özgürlüğün olduğunu, haysiyetini koruma hakkı olduğunu veri bazında ve kişisel verilerini işleyen herkesin bu gizliliğin korunmasına saygı göstermesi gerektiği bilinmeli. Bunu ifade ediyoruz. Ama güvenlikte ise bunun bir sorumluluk çerçevesinde bu kişisel verileri işleyen herhangi bir kurum, kuruluş veya artık kişinin ne isimlendirirseniz isimlendirin, verilerin güvenli bir şekilde tabii ki işlenmesi, saklanması, korunması, kullanılması gibi pek çok husustan bunların sorumlu olduğunu burada ifade etmekte fayda var. Dolayısıyla burada kişisel verilerimizin, bu personel olabilir, öğrencilerimiz olabilir, müşterilerimiz olabilir. Dolayısıyla bunların kişisel verileri olabileceğini unutmamamız gerekiyor. Belki bir sonraki adımda ifade edeceğim, evet, ifade edeceğim hususu gördüğümüzde veri güvenliği ve mahremiyet arasında, veri mahremiyeti arasındaki ilişkiye baktığımızda biz güvenliği işte CIA olarak ifade edilen işte erişilebilirlik, bütünlük ve gizlilik gibi ifade edebiliyoruz. Ama mahremiyete gittiğimizde de veya mahremiyet bakış açımızda da bunun izlenilebilirlik, işte buna linkability, bağımlılık veya ilişkilendirilebilirlik, identifiability veya belirsizlik olarak ifade edilebilen unsurları da burada sağlamamız gerektiğini ifade ediyoruz. Belki CIA tarafı veya erişilebilirlik, gizlilik ve bütünlük arasındaki tanımları veya ilişkiyi güvenlik açısından biliyor olabiliriz ama izlenebilirliğe baktığımızda bu burada sahip olunan aslında verilerin, belgelerin kayıtlı kimlik aracılığıyla işte bir aracın geçmişini, konumunu veya uygulamasını doğrulama yeteneği, saldırgan gözüyle baktığımızda sistem içinde iki veya daha fazla aracın ilişkili olup olmadığını yeterince ayırt edebilmeye linkability veya bağlılık, sistem içindeki varlıkları yeterince tanımaya da belirsizlik veya identifiability diyoruz. Dolayısıyla bunların sağlanması, yani kişisel mahremiyet
saygı gösterme adına bunların bilinmesi, yerine getirilmesi ve korunması gerekiyor. Aslında veri güvenliği ve mahremiyet birbirinden ayrışan konular değil. Her ne kadar birisi sorumluluk, birisi de hak olsa da bunların birbirini bütünleyici olduğu ve bütüncül bir veri koruma için iki unsurun da bir arada kullanılması gerektiğini ifade etmekte fayda var. Bunlar birbirinin eşleniği, bütünleşiği veya tamamlayıcısı olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi veri mahremiyeti dediğimizde de tabii ki burada literatürde farklı tanımları olsa da muhatabın hangi verisinin kiminle nerede paylaşılmasına karar verme mekanizması veri mahremiyeti olarak ifade ediliyor. Burada sahip olunan verinin üzerinde uygulanabilecek herhangi birinin metot, teknik veya arka plan bilgisiyle veri sahiplerinin ifşa olmaması gerekiyor. Tabii ki kişiye doğrudan veya dolaylı olarak erişilmemesi doğal bir sonucu bunun. Ve kiminle hangi seviyede ne amaçla verilerin paylaşılacağının da sınırlarının belirlenmesi, veriden kişiye ulaşılmaması temel amaç burada bizim dikkat etmemiz gereken husus. Şimdi veri mahremiyeti bir problem aslında. Biz bu problemi birkaç açıdan ele alabiliriz. Tabii ki buradaki temel amaç yapay zeka, temel amaç burada bilimin gelişmesi, yapay zeka biliminin, veri güvenliği biliminin gelişmesi için veri mahremiyet problemini doğru anlamamız veya verilerin analiz edilmesi, verilerin kullanılması, veriden fayda edilmesi bakış açısıyla ele almamız gerekiyor. Yani verilerin arttığını her boyutta, çeşitlilik açısından, hız açısından, ortam açısından arttığını hepimiz gayet net biliyoruz. İşte sosyal medyada bunların en büyük veya sosyal medya uygulamaları, hizmetleri de bunu en fazla tetikleyen unsurlar. Bunları hepimiz biliyoruz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki ihlaller de artıyor. Çünkü nerelerde hangi verilerimizi bıraktığımız, çoğu zaman farkında olmadığımız unsurlar, ihlaller olarak karşımıza çıkabiliyor. Şimdi burada genel olarak çalışılan geniş bir konu olduğunun da hepimiz farkındayız. Ve ülkemizde de kişisel verileri koruma kanunumuz var, 66-98. Dolayısıyla yasal zorunluluğumuz var. Kişilerin mahremiyetine saygı duyarak verileri analiz etmek, işlemek zorundayız. Yani bunun tabii ki bir problem olmasının arkasında veri önemli, hepimiz için önemli. Çünkü biz veriden değer elde edip, veriden bilimin temelinin veri olduğunu, veriden analizler yoluyla yeni çıktıların, yeni inovasyonların, yeni ürünlerin, yeni fikirlerin, yeni pek çok şeyin elde edildiğini hepimiz biliyoruz. Ama her türlü analizi veriler üzerinde yapabilmek için özellikle kişisel veriler üzerinde bunun yasal zorunluluğa uygun olarak yapılması gerekiyor. Tabii ki pek çok şey üretilebilir ama yasalara saygı duyularak bunun yapılması gerekiyor. Bazı teknikler var tabii ki mahremiyeti korumaya yönelik ama bu teknikleri veri üzerinde uyguladığımızda veriden fayda elde etme oranımızın da düştüğünü, yani yüksek bir mahremiyet bekliyor isek maalesef veriden yeteri kadar fayda elde edemiyoruz. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Şimdi buradaki mahremiyet ve fayda dengesini koruma aslında önemli bir problem ve bu endişelerimizi giderecek de bir çözüm. İşte bunun da giderilmesi, bunun da doğru anlaşılması ve bunun da hepimiz için doğru bir şekilde hem yasalara uygun şekilde hem de faydayı maksimize edecek şekilde belirlenmesi gerekiyor. Onun için buna biz problem olarak bakıyoruz. Bu bazıları da bunu hakikaten zor bir problem, MP hard problemi olarak da ifade ediliyor literatürde. Şunu söylemekte fayda var. Mahremiyet seviyesi ile fayda arasında en iyi dengeyi bulmak gerçekten zor bir iş. Yani bunu bulmak zor olduğu için de işte sezgisel bazı yakın çözümler arama yöntemleri var. Ama her zaman bu yeni modellere, yeni bakış açılarına, yeni çözümlere ihtiyacımız olduğu da bir
gerçek. Şimdi karşılaşılabilecek problemlere baktığımızda elektronik ortamlarda artık verinin her yerde olduğunu, özellikle yapay zeka bakış açısıyla da verilerin analiz edilebilip zekice, işte zeki sistemlerin ortaya konması, zeki yapıların, zeki modellerin, zeki çözümlerin, zeki robotların ortaya çıkmasıyla karşılaşılabilecek yeni problemler ortaya çıkılıyor. Artık yapay zeka teknolojisinin artık kişisel bazda artık belli seviyede bir zekaya sahip olduğu ve bu zekanın da artık kişilik seviyesinde olduğu bir gerçek. O da bazı ülkelerin işte yapay zeka bakanlığı kurması, yapay zeka robotları vatandaş olarak kabul etmesi gibi bazı artık kişilik bazında da kabul görme bir gerçek. Ama elektronik ortamdaki verilerin sahipliği, bizim kullandığımız verilerin sonucunda işte otonom araçlarda bunu kullandığımızda, otonom araçlardaki yapay zeka yaklaşımlarımızda oluşabilecek herhangi bir ihlalden kimlerin sorumlu olabileceği veya eğitmiş olduğumuz yapay zeka modellerinde kullanmış olduğumuz verideki herhangi bir dengesizlik, işte diyelim ki bayanlarla ilgili, kadın erkekle ilgili bir veri setimiz var. Bunda kadın oranındaki verinin düşük olması, erkek oranındaki verinin büyük olması, yüksek olması bir baskın modelde bir baskınlık oluşturabilir. Bunların sonucunda hata meydana gelebilir, kusur meydana gelebilir, haksızlıklar olabilir. Tabii ki burada oluşabilecek herhangi bir ihlal, oluşabilecek herhangi bir husus, oluşabilecek herhangi bir zararın karşılanması, kusurun giderilmesi, bunların sigortalanması gibi pek çok konu var. Ama tabii ki en büyük hususlardan birisi de bu elektronik ortamda kullanılan verilerin mahremiyet bakış açısıyla ele alınıp kişilerin ifşa olmaması. Kişilerin, yani biraz önce ifade ettiğimiz gibi, veriden kişiye ulaşılamayacak çözümlerin burada geliştirilmesi gerekiyor. İşte biz burada mahremiyet bakış açısı diyoruz. Şimdi mahremiyet bakış açısına baktığımızda aslında literatürde pek çok saldırı olduğunu da ifade edelim. Tabii ki yapay zeka sistemleri arttıkça bu konuyla ilgili çalışmalarda da artış meydana geliyor. Acaba bu yönde mahremiyet ihlali oluşturabilecek saldırılar neler? Bununla ilgili akademik camiada da pek çok çalışma yapılıyor. İşte bu çalışmalara bakıyoruz. Veri toplama, aktarma seviyesinde uygulama veya veri seviyesinde mahremiyet saldırıları. Yine haberleşme seviyesinde işte gönderen, alan, yönlendiren, hizmet veren kişileri de içine alan saldırılar. Sistem seviyesinde veya denetim ve izleme seviyesinde işte burada kimlik hırsızlığı, hükümetlerin politikaları veya sahip olduğu imkanları kullanarak bunları farklı amaçlar için kullanmaları, mahremiyetini satma gibi, internet güvenlik açıkları gibi pek çok unsurun burada devreye girebileceğini bilmemizde fayda var. Şimdi burada baktığımızda aslında yapay zeka yaklaşımlarında, yapay zeka nedir? Verilerimizi ne yapıyoruz? Yapay zeka modellere uygulayarak eğitmeye ve yapay zeka çözümleri geliştirmeye çalışıyoruz. Diğer bir ifadeyle aslında biz bir problemi çözmede yapay zeka modelleri oluşturarak bunu çözmeye çalışıyoruz. Temel yaklaşımımız bu. Yani burada İşte yapay zeka yaklaşımlarında makine öğrenmesi gibi, derin öğrenme gibi yaklaşımlar var. Bu farklı katmanlardan oluşan yapılar içerisinde bunlar eğitiliyor. İşte bir girişimiz var, bir gizli katmanlarımız, bir çıkış katmanı ve bu aslında beynimizdeki nöronların bağlantıları gibi bunların da elektronik ortamda veya yazılım ortamında geliştirilmesine imkan veren işlemci elemanlarla bunlar gerçekleştirilebiliyor. Bu ara bağlantılar bizim aslında modelimizin ana parametreleri olarak kullanılıyor. Şimdi ihlallere baktığımızda genel olarak veri seviyesinde, algoritmik seviyede, model seviyesinde
ve sonuç çıkarım seviyesinde bu ihlallerin oluşabildiğini literatürden biliyoruz. Pekala, burada baktığımızda şimdi bu genel olarak size neler olabileceğini söyledim. Pekala, bunu önlemeye yönelik koruma yöntemleri yok mu dediğimizde var. Aslında K anonimlik, L çeşitlilik, T yakınlık, delta mevcutiyet, ipsilon, diferansiyel mahremiyet gibi yaklaşımlar var. Bu yaklaşımlar aslında karşılaşılan risklere, karşılaşılan saldırılara çözüm sunmak için yapılan, aslında geliştirilen yaklaşımlar olduğunu ifade edelim. Daha genelleştirecek olursak, verileri anonim hale getirerek yöntemleştirme, işte genelleştirme, baskılama, maskeleme, anatomik çözümler, işte gürültü ekleme gibi unsurlar da burada yer alan yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu bir örnekle ifade edecek olursak aslında daha iyi anlaşılabilecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi burada baktığımızda aslında verilerin tam tanımlayıcı, yarı tanımlayıcı, hassas olmayan ve hassas olarak ifade edilen şekilde gruplandırıldığını düşünelim. TC kimlikten kişiye doğrudan ulaşılabildiği için buna tam tanımlayıcı deniyor. İşte yaş gibi, boy gibi, gelir gibi, hastalık gibi hususlar da işte yarı tanımlayıcı, hassas olmayan veriler olarak kendini gösteriyor. Şimdi burada K anonimliğe baktığımızda tanım olarak bir verinin en az K-1 tane veriden ayırt edilebilmesini sağlama girişimi olarak ifade ediyoruz. Burada tabloya bakarsanız, bakın sol tarafta yaş ve boy kişileri, tabii ki yaşı 30, boyu 185 santimetre olan bir kişiyi tanımlamanız çok kolay olabilir. Ama bu yaş aralığını 25 ile 30, işte burada 65 ile 70 arasına çeker, boyunu da yine 185 ile 190 arasında bir değere dönüştürürseniz bunun ne yapıyorsunuz? Yarı tanımlayıcılığını ortadan kaldırarak kişilerin ayırt edilmemesini sağlıyorsunuz. Ha, tabii ki burada hastalıkla da birleşebilir ama bu ayırt ediciliği ortadan kaldırdığımız için de ne oluyor? Bakın, veriler daha anonim hale geliyor ve veriden kişiye erişmenin yollarını da bu şekilde kapatmış oluyoruz. Şimdi bunun için farklı güncel yöntemler de var. Popüler olarak bilinen diferansiyel mahremiyet yöntemleri var. Özellikle yapay zeka alanında bunlar daha çok kullanıldığı için burada gündeme alıyoruz. En önemli mahremiyet koruma modellerinden birisi günümüzde. Çünkü veri yayınlarken veya analiz ederken de biz bu yöntemlerden faydalanıyoruz. Üstünlük sunmasından dolayı. Gerekçesi ise diferansiyel mahremiyet, özellikle derin öğrenme, makine öğrenme gibi yaklaşımları da kolaylıkla kullanılabilmesi. Ayrıca da arka plan bilgisi saldırısına karşı korumasız olmasından dolayı da bu sorunu ortadan gidermek amacıyla geliştirilmiş bir yaklaşım bizlere sunuyor. Buna ilave olarak da şunu söylemek mümkün. Yine istatistiksel veri tabanları üzerinde yapılan analizlerde gürültü ekleme metoduna dayanarak da gerek burada çıktı, model veya girdi seviyesinde koruma sağlamasından dolayı da bu yöntem tercih ediliyor. Peki bu yöntem nedir? Şimdi düşünün, veri tabanına bir sorgu yaptığımızı düşünün. Bu sorgu seviyesi neticesinde bize bir cevap dönüldüğü anda biz bu cevaptan kişinin kim olduğunu doğrudan anlayabiliriz. Ama burada gerçek cevap yerine sorgulayıcı veya araştırmacıya gürültülü bir cevap, yani doğrudan bir cevap verilmese, bu kısmen veya tamamen ne yapabilir? Kişiyi burada koruyabilir veya kişinin korunmasına katkı sağlayabilir. Evet, şimdi burada baktığımızda biraz önce aslında size bir yapay zeka modelinin veya bir sinir ağı modelinin veya bir derin öğrenme yapısının genel halini vermiştik.
Bunlar farklı seviyelerde ihlal oluşturabiliyor demiştik. Şimdi saldırgan gözüyle baktığımızda giriş katmanına yapılan saldırılar olabileceği gibi gizli katmanlara, çıkış katmanına veya modelin tamamına karşı saldırılar olabilir. İşte buna karşı olarak da giriş katmanına sentetik veri üretip karışıklık oluşturma, yine modele gürültü ekleme veya kayıp fonksiyonuna gürültü ekleme şeklinde bunlar modelin daha mahremiyete duyarlı hale getirilmesini sağlayan, diğer bir ifadeyle biraz önce ifade ettiğimiz gibi gürültülü bir cevap üretilmesinden dolayı doğrudan kişilerle ilgili veya bizim mahremiyetini koruyacağımız ortamlarla ilgili doğrudan bilgi elde edilmesini önleyici modeller olduğunu burada ifade edelim. Burada deep learning, DL deep learning demek, karşılaşılan mevcut tehditler ve bilgi çıkarım yöntemlerine baktığımızda aslında doğrudan metotlarla bilgi çıkarma, işte bu güvenilmeyen veri sorumlusundan bilgi elde etme gibi, güvenilmeyen haberleşme linkleri, güvenilmeyen bulut ortamı, bu daha çok siber güvenlik tarafında ele alınan konular ama doğrudan olmayan metotlarla da bilgi çıkartımı mümkün. İşte biz bir yapay zeka modeli oluşturduk. Bu modelimiz bizim kritik bir yerde sağlık kurumlarında veya hastanelerde kullanılan bir model olsun. Bu modele saldırı yaparak kişilerin artık neyi yapmak istiyorsak, anormal durumu, hastalık durumu veya hastalıklardaki derecelendirme durumu olabilir. İşte burada saldırganlar şöyle yapıyor. Bu modeli ele geçirmek için gölge modeller oluşturabiliyor. Gölge modellerde ele alınan veri setleri üzerinde çalışmalar yaparak burada üyelik dereceleri oluşturabiliyor. Daha sonra da bu oluşturmuş oldukları gölge modeli gerçek saldırılarda kullanarak bir belirledikleri güven veya bir skorlama ile de burada gerçeğine ne kadar yakın olup olmadığını belirleyerek burada modelin bir kopyasını oluşturabiliyorlar. Tabii ki burada oluşturmak, tersine modelleme, öz nitelikten bilgi çıkartımı aynen kriptoanalizde olduğu gibi, yani daha modeli bilmeden modele bazı veriler uygulayarak çıktılarının ne olduğu ve içerisindeki nasıl bir mekanizmayla bunun yapıldığını anlamaya yönelik saldırılar gibi düşünülebilir. Yine burada yeni derin öğrenme yaklaşımlarına baktığımızda hiper parametreler var. Ya bu modeller üzerinde bizim kullandığımız işte nöron yapıları, bağlantı türleri, burada aktivasyon fonksiyon türü gibi pek çok bilgileri eğer biliyor iseniz bunları oturtabiliyorsunuz ve bunlara göre de tahminler yapılabilme olasılığı oluyor. Şimdi burada aslında iki türlü bir bakış açısı var. Birincisi, şimdi bilimde biz ne yaparsak yapalım yapay zeka alanında bunun tekrarlanabilir olması gerekiyor. Tekrarlanabilir olması için de biz aslında yapmış olduğumuz deneyin veya geliştirmiş olduğumuz modelin tekrarlanabilir olması ve model parametrelerinin veya deney parametrelerinin tüm bilim insanlarıyla yapmış olduğumuz çalışmalarda açıklanması gerekiyor. İşte bu açıklamalar aslında bilimsel gelişmeye katkı sağlayacak bir yapı oluştururken aslında mahremiyet açısından da tehdit oluşturabilecek bir yapıya da dönüştürülebiliyor. Çünkü bu parametrelerde ne oluyor? Bilgi çıkarma olarak mahremiyeti ihlal edici unsurlar olarak kullanılabiliyor. Şimdi genel olarak mahremiyet koruma yaklaşımlarına baktığımızda biz bütüncül bir bakış açısıyla olaya bakmamız gerekiyor. İşte ne dedik? Elimizde verimiz var, modelimiz var, öğrenme algoritmamız var ve sonucumuz var. İşte burada veri hazırlamadan o yapay zeka modelleri eğitim aşamasına ve sonuç çıkarım mekanizmalarına kadar biz pek çok hususu burada ele almamız gerekiyor. Yani burada biraz önce ifade ettiğimiz mahremiyete yönelik olarak kullanılabilecek algoritmalara baktığımızda kimliksizleştirme dediğimiz, işte burada takip edilebilecek yaklaşımlara baktığımızda işte nedir? TC kimlik numarasının burada maskelenmesi buna bir örnek olabilir.
İşte k-anonimlik ile direkt olarak kişiyi belirleme yerine onu belirli aralıklara ifade ederek bunu kişinin tanınmasını, direkt belirlenmesini önlemeye yönelik veya diferansiyel mahremiyet gibi burada gürültü ekleyerek gerek modele, gerek veriye, gerek çıktıya, gerekse parametrelere bunun geri bir şekilde elde etmesini önlemeye yönelik olarak çözümler var. Şimdi eğitim aşamasına baktığımızda yine eğitimde işte verilere gürültü ekleyerek bunu farklı şey, bu gradyan olabilir, amaç fonksiyonuna gürültü ekleme, çıktıya ekleme şeklinde kendini gösterebilir veya homomorfik şifreleme gibi veya çok taraflı hesaplama gibi yaklaşımlar da burada kullanılabilir. Aynısı sonuç çıkarım mekanizmasında da kullanılabilecek yaklaşımlar. Yani burada şimdi mahremiyet korumalı yaklaşımlar dediğimizde şöyle düşünebilirsiniz. Şifrelenmiş bir metnin üzerinde veri analitiği veya veri analizi yapılarak bundan sonuç çıkarma gibi. Yani biz ne kişileri biliyoruz, ne kişilerin detaylarına sahibiz, ne de burada geriye dönüş yapılabilecek bir mekanizma yok. Ama bu veriden bir değer elde edip yine de bunu amaca uygun olarak kullanılacak bir hale dönüştürme yaklaşımı gibi düşünülebilir, verilebilecek örneklerden birisi. Belki bu günümüzde üzerinde çalışılan en uç örneklerden birisi ama temel itibariyle mahremiyet koruma yaklaşımları her açıdan farklı şekilde değerlendirilen, bilinen konular. Şimdi burada farklı yaklaşımlar var. İşte mimari yapıları var burada. Bu mimari yapılara CNN gibi, DNN gibi, Generative Adversarial Network gibi, autoencoder'lar gibi, LSTM gibi pek çok yapılar burada olabilir. Pek çok veri kümeleri de var burada. Burada işte modele gürültü ekleme gibi, sentetik veri ekleme gibi literatürden alınmış çalışmalar. Bunlar farklı şekilde uygulandığını ve çok sayıda da çalışma olduğunu burada ifade etmekte fayda var. İşte burada gördüğümüz bu dört modelin sıklıkla uygulandığı DNN, CNN, LSTM ve GAN gibi yaklaşımlar var. Ama burada gördüğümüz daha çok sentetik veri üretimi GAN ve encoder'larda giriş katman mahremiyeti sağlama gibi unsurlarda kullanıldığını, eğitim verisi üzerinde de geliştirilecek olan yine modellerde de gradyan diferansiyel mahremiyet uygulanarak gürültü eklendiği gibi bazı çıkarımlar var. Sizleri çok sıkmamak adına bazı bu uygulamaları ifade ediyorum ama burada söylenilebilecek hususlardan birisi de bu modellerde uygulanan çözümlerde daha çok açık sunulan benchmark veri kümelerinin kullanıldığını ifade edelim. Bunları da işte MINIS gibi, SIFAR-TEN gibi, SHVN gibi standart veri kümeleri olduğunu burada ifade edelim. Burada söylenilecek tabii ki hususlardan birisi hem yüksek başarı ve farklı çözümlerin geliştirilmesi hem de mahremiyetin yüksek oranda sağlanmasına yönelik olarak mutlaka yeni çözümlere ihtiyaç olduğumuz, yeni algoritmalara, modellere, yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu burada ifade edelim. İyi örnekler her zaman bilimsel yapıların gelişmesine, uygulamaların gelişmesine gerçekten çok katkı sağlıyor. İşte bunlardan birisi de federe öğrenme yaklaşımları. Yani burada temel itibariyle veriyi eğer paylaşamıyor isek veriyi olduğu yerde eğitelim. Biz bu kez modeli paylaşalım. Temel yaklaşım bu. Dolayısıyla veriyi paylaşmadan veriden değer elde edilecek yöntemlerden birisi federe öğrenme yaklaşımları. Bu birden fazla birbirinden bağımsız cihazdan veya ortamdan gelen verilerin anonimleştirilmiş bir şekilde tutulduğu sunucu ya da sunucular üzerinde algoritmaları eğiterek bu algoritmaları merkezi bir yapı içerisinde birleştirip bunları bunlardan elde edecek yapıyı oluşturma burada temel amaç. Dolayısıyla bakın bilimsel bakış açıları biraz önce dediğim gibi farklı bakış açılarında farklı yeni yöntem ve çalışmaların geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Federe öğrenme yaklaşımları da bundan birisi. Bu konuda yapılacak tabii ki çalışmalarda
performansın düşebileceğini burada sizlerin de öngördüğünü düşünüyorum. Ama son dönemde performans arttırıcı yöntemlerin de geliştirildiğini burada ifade edelim. Burada şekilsel olarak nasıl bir yapı içerisinde bunların çalıştığını görebiliyorsunuz. Bunların çok detayına girmeyeceğim ama burada şunu söylemek mümkün. Bileşik öğrenme yaklaşımları artık kabul görmüş yaklaşımlar olarak biliniyor ve bunların da farklı alanlarda, özellikle kritik alanlarda geliştirilebilecek yapılarda tercih edilebilecek çözümler olduğunu ifade etmekte fayda var. Bunun için bu öğrenme yaklaşımlarını destekleyen Boomerang gibi veya Vanilla Ayrık Öğrenme gibi, işte bunun sunucu tarafında, bunun client tarafında nasıl olursa ihlal edilmeden ve veriden çok veri kaybı olmadan bunların nasıl yapılabileceği ile ilgili modeller de mümkün. Şimdi burada esas üzerinde durmamız gereken konulardan birisi, bizim eğer verilerimizden değer elde etmek istiyorsak mutlaka verileri biz kullanmak zorundayız. Verilerimizi analiz etmek zorundayız. Zaten bilimin temeli de bu. Yapay zekanın temeli de bu. Yani verimiz yoksa, veriyi analiz edemiyor isek, veriden bir değer elde edemiyor isek zaten biz onu anlayamamışız demektir veya gerekli faydayı elde edemeyiz. Burada biliyorsunuz ki bu yıl aynen siber güvenlik stratejisi ve eylem planında olduğu gibi artık yapay zeka stratejisi ve eylem planımız da gündemde. Bu eylem planı kapsamında da bizler de artık verilerimizden değer elde edebilecek yaklaşımları geliştirmek zorundayız. Bu yaklaşımlara baktığımızda tabii ki verilerin anonimleştirilip artık öğretim üyelerine, araştırmacılara, tabii ki bu konuda çalışma yapmak isteyen, ürün geliştirmek isteyen sektöre sunulması gerekiyor. Burada şunu demek istemiyoruz. Tabii ki veriler herkesle paylaşılsın, öyle bir şey yok. Bu doğru değil. Ama burada söylemek istediğimiz şey, verileri mümkün olduğu kadar anonimleştirerek, kanuna uygun olarak da anonim yapılar oluşturarak paylaşmak zorundayız ki değer üretilebilsin. Bunun yöntemi, yolu da var. Bunlar, bizim bir veri kümemiz var ise bunu anonimleştirip anonim veri kümesi oluşturarak burada veri alıcısına, veri sahibinden bu konu iletilebilir. Şimdi işte biraz önce konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi burada mahremiyet ve fayda arasındaki o dengeyi kurarak bunu yapmamız gerekiyor. Yani anonimleştirerek de biz bir çalışma yapabiliyoruz. Mesela bizim NETAŞ'a yaptığımız bir projede şunu ifade edeyim. CDR verileri üzerinden analiz yaparak, anonim veri üzerinden bir fraud'a yönelik, yani bu dolandırıcılığın engellenmesine yönelik bir büyük veri analitik modeli geliştirdik. Bu geliştirdiğimiz modelde şöyle bir yaklaşım vardı. Şimdi geliştirdiğimiz modelde biz dolandırıcılık paternlerini, bu verileri analiz ederek bu örüntüleri çıkardık. Çıkarmış olduğumuz bu örüntülere dayalı olarak da işte bir alert mekanizması, bir uyarı mekanizması geliştirdik. Bu uyarı mekanizmasına göre eğer telefon hatlarında birisi dolandırıcılık yapacak ise bu kişinin, dolandırıcı veya bu kullanıcının, bu hat sahibinin dolandırıcı olup olmayacağını anlayacak bir genel bir model geliştirdik. Geliştirdiğimiz bu model ağ cihazları üzerine deploy ediliyor. Deploy edilen bu model de sonuçta o örüntü veya o pattern yakalandığı için de ne oluyor? Drop edilip daha dolandırmak istediği kişiye erişmeden sistemden bu düşürülebiliyor. İşte bu tür çalışmaların bunu önemini anlatmak için burada bunu vurguladım. Veriler anonim olmasına karşın bize 50 tane gerçek uygulamayla ilgili yine anonimleştirilmiş veri sundular. Ya aslında sonucunu sundular. Sonucuna baktığımızda da 50 taneden %83 başarı elde ettiğimizi ifade edelim. Dolayısıyla bunun
anonim veriyle bile çok güzel başarı hikayeleri yazılabileceğini burada ifade etmek için bu örneği verdiğimi size söyleyebilirim. Tabii ki büyük veri bu alanda yapılan çalışmalara da büyük heyecan katan yeni yaklaşımlar. Çünkü verilerin boyutu büyüdükçe, verilerin tabii ki akışı da hızlandıkça büyük veri ile çalışmak, gerçek ortam, gerçek zamanlı veri ile çalışmak kolay işler değil. Dolayısıyla bu verilerin distributed bir yapıda, yani dağıtık bir yapıda analiz edilerek daha işlem, daha yüksek işlem hızlarında, daha kısa sürede işlemleri tamamlayabilecek büyük veri teknolojileri kullanarak bunların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Burada önerdiğimiz aslında çözüm de o. İşte her veri kümelerini dağıtık yapıda birleştirerek bunu yine anonim veri kümesi oluşturup bunların da daha hızlı ve daha büyük işlerde kullanılabileceğini gösteren bir yayınlama modeli olarak da bunu gösterebiliriz. Şimdi bu örneklerden sonra gelelim bazı değerlendirmemize. Şimdi bu değerlendirmelerden önce bir defa yapay zekanın geleceğini iyi anlar isek, bu yapay zeka modellerinin gelecekte oluşturabileceği tehdit ve tehlikeyi de daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi burada baktığımızda aslında ANI, AGI ve ASI dediğimiz işte dar yapay zeka, genel yapay zeka veya süper yapay zeka. Şu anda bizim üzerinde çalıştığımız yapay zeka yaklaşımlarına baktığımızda bu bir problemi çözebilecek yapay zeka yaklaşımına odaklanıyor. Ama şu anda üzerinde çalışılan Artificial General Intelligence yaklaşımları, AGI olarak bilinen yaklaşımlarda da bunlar artık birden çok problemi çözebilecek yapıların nasıl oluşturulması gerektiği üzerine de pek çok çalışma var. Bunun da tahmini olarak işte 2030 yıllarında sağlanabileceği ile ilgili pek çok tahmin var. Bu da Ray Kurzweil'in tahmini olduğunu burada ifade edeyim. Dolayısıyla bakın, makine öğrenmesinin makine zekasına dönüşeceği ve makine zekasının da makine bilincine dönüşeceği yılları da 2040'larda göreceğimiz ve süper yapay zeka olarak ifade edilecek yaklaşımlar içerisinde olduğunu da ifade edeyim. Yine burada Gardner'ın hype'ını da görüyorsunuz. Yani bu Artificial General Intelligence, bu sarı oklarla gösterilen kısım, işte burada Artificial Super Intelligence'ın da zaman içerisinde oluşabilecek yapılar içerisinde yer aldığını ifade edelim. Yani yapay zekaya ilgi yüksek, yani yapay zeka konusunda çalışmalar hızla ilerliyor. Artık dünyanın robotlaşmaya çalıştığı bir dönem içerisinde olduğumuz pek çok medyada yer alıyor. Günlük hayatımızda pek çok uygulamalarda yapay zeka olduğunu artık biliyoruz. İşte kullandığımız evdeki beyaz eşyalarımızda, kullandığımız telefonlarda, kullandığımız pek çok araçta buna da rastlıyoruz. Yani yapay zekanın geleceği bugünden daha çok tehdit oluşturabilecek yapılar da içerisinde barındırıyor. Buna hazır olmamız gerekiyor. Ha, bunu söyledikten sonra değerlendirmelerimize şöyle bir bakalım. Şimdi verilerin boyutu tabii ki artıyor. Tehditler de artıyor maalesef. Mahremiyeti koruma daha önemli hale gelecek. Birinci husus bu. İkinci hususumuz ümit verici çözümlerin de geliştirildiğini bilmek, ama teknik ve teknoloji hızla gelişiyor, hızla yaygınlaşıyor. Tabii ki bunun yeterli olmadığını sizlerin de takdir ettiğini düşünüyorum. Burada verilerin işlenmesinden mahremiyete kadar pek çok konuda bizim odaklanmamız gerekiyor. Sadece burada siber güvenlik bakış açısının artık günümüzde yetmediğini, buna ilave olarak yine siber mahremiyet bakış açımızın da gelişmesi gerektiğini söylemekte fayda var. Şimdi burada aynı zamanda bir fırsat olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Fırsat dediğim şey, tabii ki burada siber güvenlik ve mahremiyet bakış açısı dediğimizde pek çok şey önümüze engel olarak konuluyor. Veriden değer elde edemediğiniz sürece bir siber saldırıyı bile önlemeniz mümkün değil. Dolayısıyla veri mahremiyeti önemli mutlaka. Buna uyacağız, ama buna da dikkat ederek yeni nesil çözümler geliştirmek zorunda olduğumuzu da burada
bilmek zorundayız. Tabii ki katma değeri yüksek çözümler olacak bunlar. Hem kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı duyacağız, hem de bunlara saygı duyan sistemler geliştirilerek, çözümler geliştirilerek, ürünler geliştirilerek, algoritma geliştirilerek ne yapacağız? Buna katkı sağlamaya çalışacağız. Ama burada unutmamamız gereken, verinin alınmasından çıktı üretilmesine kadar geçen tüm süreçlerde de mahremiyet korumasının dikkate alınması gerektiğini burada unutmamamız gerekiyor. Yine burada geliştiriciler açısından baktığımızda da tabii ki biraz önce söylediğimin basitçe ifadesi, mahremiyete saygı duyan çözümler geliştirilmesi bugün ön planda olan çalışmalar. İşte burada sizlere anlattığım mahremiyeti sağlamada derin öğrenme ve diferansiyel mahremiyet gibi yöntemler başarılı. İşte bileşik öğrenme yaklaşımları umut verici. Tabii ki şifreleme yaklaşımları hala önemli. Belki bunları birleştirerek, belki bunları geliştirerek yeni bakış açıları ve çözüm yolları da geliştirerek verilerden değer elde edecek çözümlerin mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. Burada bir diğer önemli husus da tabii ki veriler her yerde, veriler hızla akıyor ve yüksek başarımlı farklı çözümlerin geliştirilmesi, yani büyük veri bakış açılarıyla, büyük veri teknolojileri kullanarak da mahremiyetin sağlanmasına yönelik çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini burada ifade edelim. Tabii ki bu yeni bakış açıları, yeni şifreleme yaklaşımlarının geliştirilebileceği gibi yeni model ve yaklaşımlar da geliştirilebilir. Yine duyarlı, mahremiyete duyarlı sistemler veya koruma yaklaşımları da bu kapsamda geliştirilebilir. Burada söylemek istediğimiz sadece olay, bir veri, algoritma, model veya sonuç çıkarım seviyesinde değil, geliştirdiğimiz platformlarda, sonuç çıkarma mekanizmalarında, yapay zeka modellerinde, yapay zeka algoritmalarında veya verilerde kesinlikle mahremiyeti duyarlı sistemler veya mahremiyete saygılı sistem geliştirme, tasarım geliştirme veya tasarım yapma yaklaşımlarının burada devreye alınması gerekiyor. Son söz olarak şunu ifade edelim. Tabii ki burada biz Bilgi Güvenliği Derneği olarak verinin korunması ön planda bir dernek görünebilir, ama bilginin mahremiyetine de saygı göstererek verinin korunmasının ön planda olduğu yapıları desteklediğimizi bilmenizi istiyorum. Ülkemizin gelişmesi, ülkemizin ilerlemesi veriden değer elde etmemize bağlı. Bugün havada başarımız var ise, yani burada İşte İHA'larımız, SİHA'larımız başarıyla görevlerini ifa ediyorsa, hakikaten ülkenin gurur kaynağı olan teknolojik çözümler olarak bizleri sevindiriyor ise, bunların arkasında mutlaka hem veriden analiz elde etme hem de mahremiyete saygı duyma yaklaşımlarının olduğunu ifade etmek istiyoruz. Şimdi hepimizin de bildiği gibi %100 veri güvenliği yoktur diye çözüm üretmeye başlıyoruz. Bunu da unutmayalım. %100 veri mahremiyeti de olmayacak. Her zaman bu dengeyi koruyarak farklı, yenilikçi çözümler geliştirmemiz gerektiğini burada ifade edelim. Ben sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür edeyim. Ümit ederim bu tür yaklaşımlarının sadece konuşulan değil, bu yönde çözüm geliştirilen, bunların teknolojiye, milli teknolojilerimize entegre edilen, kullanılan ve ülkenin gelişimine katkı sağlayan yapılara dönüşmesini arzu edelim deyip hepinize teşekkür edelim. Şimdi de sorularınızı alabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hocam teşekkür ederiz sunumunuz için. Evet, rica ederim. Sorular varsa şimdi sorulara bakıyorum. Hemen cevaplandırmaya hazır olduğumu ifade edeyim.
Sorulara bakıyorum ama sorusu olan yok. İzleyicilerimiz izlemişler zaten. Evet, sorularımız yoksa o zaman sizlerin soruları var mıydı? Benim de sorum yok hocam. Evet, peki o zaman bugünkü oturumumuzu bir konuşmayla kapatalım. Tamam. Öncelikle bir kez daha Bilgi Güvenliği Derneğimize, TAA Başkanıma ve yeni yönetim kurulu üyelerimizin hepsine teşekkür edeyim. Böyle bir seriyi gündeme aldıkları ve farklı bakış açılarıyla bilgi güvenliğine, bilgi mahremiyetine ve tabii ki ülkenin siber güvenliğine önem veren çalışmaları daha da üst noktalara taşıdıkları için bunu önemsiyoruz. Çünkü bu konular ülkede gündem olan konular, bu konular dünyada gündem olan konuları da ülkemizde de bu sayede gündem oluşturmaya ve yeni çözümler üreterek bundan sonraki süreçte gerek milli teknolojilerin geliştirilmesine bu tür teknolojilerin katkısı gerekse bundan sonraki süreçte bu tür teknolojilerin de sadece ülkemizin değil dünyanın da veri güvenliği ve tabii ki veri mahremiyetine katkı sağlayacak hale getirilmesine katkı sağlamasını diliyoruz. Ve burada da bilgi güvenliği sohbetlerimizin beşincisini de burada kapatıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Sorular olursa tabii ki her zaman buradan cevap verebileceğimizi de ifade edelim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. Hoşça kalın hocam, iyi günler diliyoruz.